Uzayda yeni keşif ve maceralar bizi bekliyor. İnsanoğlu tarih boyunca gökyüzünü merak etti. Gök cisimlerinin hareketlerini, uzayın gizemlerini çözmeye çalıştı ve bunun için epey zaman ve emek harcadı. Bugün ise özellikle uzay teknolojilerinde ilerlemiş ülkeler arasında uzay yarışlarını izliyoruz. Uzay araştırmalarında başı çeken ülkelerin uzay çalışmalarına ayırdığı bütçeler her geçen yıl rekor artışlar gösteriyor. Ülkemiz de uzay çalışmalarında özellikle son yıllarda büyük bir hızla ilerliyor. 2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun ardından 2021 yılında ülkemizin Milli Uzay Programı açıklandı. Bu program 2030 yılına kadar ülkemizin uzay vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini içeriyor. Milli Uzay Programımızda heyecan verici hedefler var. Gelin bunlara birlikte bakalım. Birinci hedefimiz Ay. Bu programda Ay'ın yüzeyine milli teknolojilerimiz ile hızlanacak bir gezen araç göndererek Ay'a ulaşan sayılı ülkelerden olacağız. Bu araç ile yapacağımız bilimsel deneylerle dünya bilimine katkıda bulunarak bilim ve teknoloji alanında uluslararası işbirliği imkanlarımızı arttıracağız. Ay araştırmalarında edineceğimiz deneyimler ilerleyen yıllarda Mars ve asteroidler üzerinde yapacağımız çalışmalarda çok işimize yarayacak. İkinci hedefimiz uydularla ilgili. Ülke olarak son 25 yılda uzay çalışmalarında önemli yollar kat ettik. Kendi uydularımızı üretecek bilimsel ve teknik altyapıya sahibiz. Halihazırda kendi haberleşme ve yer gözlem uydularımızı tasarlayıp üretiyor, uzaya fırlatmadan önce milli imkanlarımızla testlerimizi yapıyoruz. Milli uzay programımızın ikinci hedefi, sahip olduğumuz bu yeteneklerimizi Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda kurulacak milli bir şirket bünyesinde birleştirmek. Bu sayede yeni nesil uydu geliştirme programlarımız tek çatı altında daha etkin, daha verimli ve daha ekonomik olacak. Üçüncü hedefimiz bölgesel konum ve zamanlama sistemleri ile ilgili. Bu küresel konumlama sistemlerini kara, deniz, hava araçlarının yön bulmasında güvenlik, tarım, turizm, ormancılık ve daha burada sayamayacağımız pek çok alanda aktif olarak kullanıyoruz. Milli Uzay Programımızın üçüncü hedefi, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya için bağımsız konumlama ve zamanlama yeteneğini olabildiğince yüksek millilik oranında sağlamak. Uzay erişim kabiliyetleri uzay çalışmalarında elde edilen çıktıların hayata geçirilmesinde çok önemli. Dördüncü hedefimiz ülkemizin uzay araçlarını ve uydularını uzaya fırlatma ihtiyaçlarını bağımsız olarak gerçekleştirebilmek için önemli teknolojilerin geliştirilmesi ve fırlatma tesis altyapısının oluşturulması. Bu sayede kendi yaptığımız uzay araçlarını kendi imkanlarımız ile uzaya gönderebileceğiz. Milli uzay programımızın beşinci hedefi uzay havasına ilişkin araştırmalarla ilgili. Elbette şaşırmış ve uzayda hava mı var diye düşünmüş olabilirsiniz. Uzay fiziğinin bir dalı uzay havası araştırmalarında güneş sistemindeki değişken koşullar incelenir. Örneğin güneş lekeleri, güneş fırtınaları ve yukarı atmosfer katmanlarımızdaki fiziksel olaylar uzay havası araştırmacıların ilgi alanına girer. Bu olaylar uzayda bulunan tüm sistemleri etkiliyor. Örneğin uydulardan sağlanan haberleşme, konum belirleme gibi hizmetlerde bozulmalara veya kesintilere sebep oluyor. Uzay görevlilerimizin güvenilirliğini ve devamlılığını etkilediği için uzay havasını sürekli takip etmeliyiz ve olası değişimleri önceden tahmin edebilmeliyiz. Bunları yapabilmek için de uzay havasında meydana gelen tüm olayları çok iyi anlamamız gerekiyor. Uzay havasına ilişkin teknik, bilimsel altyapı ve birikim oluşturmak bu nedenle Milli Uzay Programımızın 5. hedefi. Altıncı hedefimiz uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi ile ilgili. Sovyetler Birliği tarafından 1957'de fırlatılan dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'den günümüzde uzaya binlerce uydu gönderildi. Bu uydulardan bazıları kullanım ömrünü dolduruyor, bazıları ise yörüngedeki diğer nesnelerle çarpışıp parçalanıyor. Bu uyduları ve uzay araçlarını uzaya taşıyan roket kalıntıları ile fırlatmadan sonra uzay aracından ayrılan bileşenleri de eklediğimizde dünyanın yörüngesindeki cisimlerin sayısı her geçen yıl hızla artıyor. Dünyanın etrafında hareket eden farklı büyüklüklerde milyonlarca uzay çöpü olduğu tahmin ediliyor. Bu parçacıkların hızı saatte 30 bin kilometre ulaşabildiği için çok küçük parçalar bile hem uydularımız hem de astronotlarımız için tehlike oluşturuyor. Bu nedenle uzay nesnelerinin izlenebilmesi çok önemli bir kabiliyet. Sadece uzay çöpleri değil, uyduların, gezegen ve diğer gök cisimlerinin yerden ve yakın gelecekte uzaydan izlenmesi 6. hedefimizi oluşturuyor. 7. hedefimiz ise uzay sanayisi ile ilgili. Uzay hem kamusal kurumların hem de özel şirketlerin yoğun faaliyet yürüttüğü ticari bir alan haline geldi. Kurulacak uzay sanayisi ekosistemi sayesinde uzay çalışmalarımızı maddi ve teknoloji getiri sağlayan bir faaliyet alanı haline getirmeyi hedefliyoruz. 8. hedefimiz uzay teknolojileri geliştirme bölgesinin kurulması. Bu geliştirme bölgesinde uzay alanlarında çalışan şirketler bir araya getirilerek bu şirketlerin araştırma ve geliştirme yeteneklerini arttırmayı ve uzay sanayisi ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 9. hedefimiz uzay çalışmalarında ihtiyaç duyacağımız insan kaynağının yetiştirilmesiyle ilgili. Bu hedef kapsamında ülkemizin uzay teknolojilerindeki hedeflerini yakalamasında
ihtiyaç duyulacak insan kaynağının en iyi şekilde sağlanması ve uzay çalışmalarına toplumsal desteğin en yüksek seviyeye çıkarılması amaçlanıyor. 10. ve son hedefimiz ise bir Türk vatandaşını uluslararası işbirliğiyle uzaya göndermek ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer almasını sağlamak. Merhabalar Zeynep, ben Alper. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek astronotumuz sensin. Evet ama arkadaşlarına söyle, bundan sonraki görevler için sizlere güveniyoruz. O iş bizde. Evet aziz Türk milleti, şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı.